bir de arkadaşlar size yardımcı olması için montaj ilişkileri verirken açıya ve uzaklığa göre montaj ilişkisi vermek üzerine durabiliriz. Önce hemen çok çok basit bir parça çizelim. Tensi olması önemli değil. Direkt ekstrüzyon. Hop. Tamam. Kaydedelim ve çıkalım. Ne yapalım? Montaj. Şimdi bu montajında parçamız çok çok önemli değil. Diyelim ki oradan seçemedik. Bileşen ekle. Gözalt. Sen gel bakalım. Evet. Bu şu an sabit. Sağ tıkla yüzdürebilirsiniz. Serbest bırakabilirsiniz biliyorsunuz. Ama bir tanesi sabit olsun. Nerede? Sabitle. Bundan kopyalayla birazcık alalım ve oynayalım birlikte. Ne demiştim? Montaj ilişkisinde burada uzaklık ve açıya göre de montaj ilişkisi verebilirsiniz. Mesela ben bu düzlem ile bu düzlem arasında uzaklık cinsinden 10 milim olmasını istiyorum. Tamam. Bu düzlem ile bu düzlem arasında ise uzaklık açısından 40 milim olmasını istiyorum. Tamam. Ondan başka ben bu düzlem ile bu düzlemin çakışık değil de ne yapalım? Açı verelim ikisine mesela. Açı cinsinden hani şunu diğer tarafa getirsek daha belki estetik olur. Açı cinsinden bunların 30 derece açı yapmasını istiyorum. Sonra biraz da anlamlı olsun bari. Şu iki doğruyu çakıştıralım. Bu ikisi arasında da mesafe verelim mesela. 10 milim mesafe olsun. Vazgeçtim diğer tarafı olsun. Tamam. Devam edelim. Çok anlamsız geliyor olabilir ama hani pratik olsun diye yapıyorum. Bu ikisi arasında uzaklık verelim yine. 10 milim olsun. Bu şekilde verdik. Ölçülenmeyi ters çevirerek diğer tarafa verirseniz. Parçayı da diğer tarafa doğru çevirerek diğer tarafa atabilirsiniz parçayı. Hani bu ölçülenmeyi ters çevirmek. Direkt ölçülendirme yani ismi üstünde zaten yani ölçülendirmeyi oradan mı oradan mı almak anlamında. Bu ise parçayı diğer tarafa çevirin kısacası. Senin ne yapalım? İkiniz arasında da açı diyelim verelim. Nereden? Şuradan da verebilirsiniz veya hızlı olarak hemen bu çıktığı için bunu da kullanabilirsiniz. Ne olsun mesela 130 derece olsun. Yani 130 derece nereden veriyor? Şu kısımdan veriyor. Dolayısıyla bu kısım 50 derece oluyor. Büyük açıda girseniz hani 50 derecede girseniz yine aynı ilişkiyi verebilirsiniz. Sonra senin ile senin bu arka düzlemin arasında uzaklık açısından 10 milim olsun. Ve aynı zamanda nasıl ifade ediyoruz? Sen ve sen arasında açı verelim. Sizde 80 derece olsun. Vazgeçtim bu şekilde olmasın. Parça ters çevrilsin. Tamam. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Başka... Bir de şunları birlikte buraya açı verecek şekilde mesela 20 derece. Her parça diğer tarafta olsun. Ayarlayabiliriz. Ve bu şekilde de hani birazcık da mantıksız da olsa bir örnek yapmış olduk. Ve siz de açı verme ve uzaklık verme kavramlarının nasıl kullanıldığını görmüş oldunuz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.